Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda 6 farklı çeşitte eğlenceli yoğurt deneyeceğiz, açacağız, tadına bakacağız. Acaba hangisinden başlasak? Hiç bekletmeden hemen şu ilk gözüme çarpanı almak istiyorum. Danone Çıtırdat. Sanırım çocuklar için hazırlanmış bir ürün diye düşünüyorum. Çünkü üstüne Minnie Mouse falan var. Şu şekilde dışında gevrekleri var. İlk önce yoğurdun folyosunu açıyorum. Tadına bakalım. Güzel. Şimdi gevreklerini açıyorum. Karıştıralım. Şimdi deneyelim. Bakalım çıtır çıtır mı? Çok güzel. Oldukça lezzetliymiş. Hemen şöyle tabağıma alacağım. Bu arada ben de ilk defa baktım tadına. Birazcık tabağıma koyuyorum. Evet, şimdi sıradaki yoğurdumuza geçebiliriz. Acaba hangisini açsak? Şu Danone Danissimo çikolata parçalıyı açalım. Oo. Bayağı porsiyonu büyük gibi. Karıştıralım. Bakalım çikolata parçaları ağızda eriyor mu yoksa birazcık dişe geliyor mu? Bakalım. Güzel. Sanırım bunlar küvertür. Hafif bitterimsi. Güzel. Yoğurdun ekşiliği geliyor. Bir önceki yoğurtta mesela ekşilik yoktu. Bunda yoğurdun ekşiliği de geliyor. Güzel. Bunu da beğendim. Şimdi hangisine geçsek acaba? Bunu merak ediyorum. Doğal probiyotik Activia Mix Go. Tam buğday gevreği, badem ve kuru üzüm karışımı varmış. Şöyle açalım. Bu arada burada kaşık da varmış. Etiketin altındaymış. Acaba nereden açılıyor? Şöyle rastgele açacağım. Kaşığımızı açalım. Evet, bu kaşık biraz daha uzun ve geniş. Şimdi yoğurdumuzu açalım. Sıçradı. Sade bir Activia probiyotik yoğurt. Şekeri az. Şimdi ne vardı burada? Tam buğday gevreği, badem ve kuru üzüm. Şöyle boşaltalım. Karıştıralım hemen. Şimdi hemen tadına bakalım. Evet, şekeri diğerlerine kıyasla çok daha az. Ekşilik yok denecek kadar az. Yumuşacık. Gerçekten yumuşacık bir kıvamı var. Hemen şöyle tabağımızı alalım. Burada bir yoğurt salatası yapacağız. Bu kadar yeterli. Bu kaşığı kullansak mı? Kullanalım. Şimdi 3 farklı çeşitte yoğurdumuz var. Patlayan şekerli olanı çok merak ediyorum. Ama önce şu çilekli yoğurdu bir aradan çıkartalım. Dost meyveli yoğurt, çilek aromalı.
Hemen folyosunu açıyorum. Oh, içerisinde çilek parçaları var. Beni çok şaşırttı çünkü içerisinden çilek parçaları çıktı. Ve de çok güzel bir çilek kokusu geldi. Hemen tadına bakıyorum. Çok doğal bir tadı var. Evet, içerisinde çilek preparatı varmış, çilek meyvesi. Gerçekten. Bunu da beğendim. Şimdi iki tane yoğurdumuz kaldı. Sütaş Mini Mix patlayan şekerli yoğurdumuzu açalım. Rengi çok hoş. Çok hafif bir tadı var sanırım. Bakalım patlayan şekeri ekleyince yoğurdumuz nasıl olacak? Şuradan kaşığını çıkartalım. Kendi kaşığını kullanacağım bu sefer. Şurayı da açalım. Bu arada dost meyveli çilekli yoğurdu tabağımıza şimdi ekleyeceğim. Unutmadım, aklımda. Hemen patlayan şekerli sütaş mini mix'i şöyle karıştırıyorum. Sesleri duyuyor musunuz? Çıtır 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 diyor. Hemen tadına bakıyorum. Çok eğlenceli. Ve patlayan şekeri sanırım böyle şekerli balonlu sakız aromalı. Çok güzel patlıyorlar. Uzun zamandır da patlayan şeker yememiştim. Çok eğlenceli. Çok beğendim. Gerçekten çok eğlenceli. Böyle moral bozukluğunda falan bundan alıp yerseniz belki moraliniz yerinize gelebilir diye düşünüyorum. Gerçekten eğlenceli. Şöyle tabağımıza koyuyorum. Patlayan şekerler hala patlamaya devam ediyorlar. Bu arada hemen şu dost çilekli yoğurttan da hemen tabağımıza ekleyeyim. Ve son olarak Danone Mix yoğurt. Şöyle açalım bakalım. Bunun rengi daha da farklı. Bunda da renkli şekerler var. Hemen renkli şekerlerin olduğu kısmı da açıyorum. İlk önce böyle boşaltın renkli şekerleri. Şöyle bakarsanız. Ve yine kendi kaşığı var. Hemen çıkartıyorum kaşığını. Patlayan şekerlerin sesi hala geliyor. Ve karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir lezzet elde edeceğiz. Hemen tadına bakıyorum. Bu da çok eğlenceli. Çıtır çıtır. İçindeki renkli şekerler. Yoğurdu daha sıvı. Şekeri yoğun değil. Bunu da beğendim. Gayet güzel. Şimdi hemen şöyle tabağımıza birazcık koyalım. Şöyle şekerlerinden de koyalım. Evet. Şimdi yoğurt salatamıza bir bakalım nasıl olmuş. Tam 6 farklı çeşitli eğlenceli yoğurt ürününü denemiş olduk. Şimdi hepsinden böyle bir parça bu tabakta topladım ve tadına bakacağım. Şöyle rastgele bir kaşık alıyorum. Çok enteresan. Hem buğday gevreği oldu. Hem patlayan şeker, hem renkli şeker, hem de şöyle bir tane
Gevrekli alıyorum. Çok değişik bir tat. Ama bütün tatlı zaten hepsinin tadı ayrı güzeldi. Böyle de gerçekten çok değişik oldu. Evet arkadaşlar, eğlenceli yoğurtlar denedik çeşit çeşit. Sonraki videolarda yepyeni ürünlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.